Merhaba, ben Sinem Zaymi. Prizren'de Motorat Çiryazya Okulu'nda matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bugün 6. sınıflarda matematik dersinden denklemlerde alıştırmalar yapacağız. Geçen ders denklemler konusunu işledik, bugün ise alıştırmasını yapacağız. Örnekle başlayalım. Örneğin 5x artı 2 eşittir 27 denklemini çözelim. Çözümü eşitliğin her iki yanına artı 2'nin toplama işlemine göre tersi olan eksi 2 sayısını ekleyelim. 5x artı 2 artı eksi 2 eşittir 27 artı eksi artı eksi 2. Demek ki ne yaptık? Artı 2'nin tersini her iki tarafa ekledik. Eşitlik bozulmasın. Yani terazi yöntemi olsun. 5x, buradan 5x'i aynı şekilde yazarız. Artı 2, eksi 2, 0 olarak elde ederiz. 27, eksi 2, 25 olarak elde edilir. 5x aynı şekilde buraya geçirilir. 25 de aynı şekilde geçiririz. Burada çarpı 5 diğer tarafa, eşidin diğer tarafına geçerken bölü olarak geçer. X eşittir 5 ve çözüm kümesi 5'e eşit olur. Diğer bir örneğe geçelim. Örneğin 6x artı 12 eşittir 0 denklemini çözelim. 6x artı 12 eşit 0. Buradaki artı 12 eşidin diğer tarafına geçerken eksi 12 olarak geçer. 6x eşittir eksi 12. Aynı şekilde çarpı 6 diğer tarafa bölü 6 olarak geçer. Eksi 12 bölü 6 eşittir eksi 2. Bunu da işaretleri toplama çıkarma işleminde, çarpma ve bölme işleminde de daha önceki derslerde öğrendik. Çarpı bölü artı, eksi bölü artı eksidir. 12 bölü 6, 2'ye eşit olur. X eşittir, eksi 2 ve çözüm kümesi eksi 2 olur. Diğer bir örneğe geçelim. 2 çarpı 2x eksi 1, eksi 3 defa 1 eksi x eşittir 16. Denklemini çözelim. Çözüm. Denklemi tekrar edelim. 2 defa 2x eksi 1 eksi 3 defa 1 eksi x eşittir 16. Şimdi bu parantez olduğundan dolayı bu 2'yi çarpacağız, paranteze dağıtacağız, parantezin içine dağıtacağız. 2 defa 2 4x eksi 2 defa 1 2 eksi 3 defa 1 3 eksi defa eksi artı 3 defa x 3x eşittir 16. Buradan aynı terimli ifadeleri toplamaktayız. 4x artı 3x eşittir 7x. Eksi 2 eksi 3 topladığımız zaman eksi 5 eşittir 16. 7x olduğu gibi buraya geçiririz. Eksi 5 eşidin diğer tarafına geçerken artı 5 olarak elde ederiz. 7x eşittir 16 artı 5 eşittir 20. X eşittir 20 bölü 7. Buradaki 7 çarpıyı da diğer tarafa geçerken bölü sembolünü kullandık. Ve 21 bölü 7 x eşittir 3. Ve çözüm kümesi 3 olarak bulunur. Denklemler konusunu ders kitabınızda sayfa 239-245'te bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek üzere.